değerli basın mensupları, çok kıymetli sağlık çalışanları. Şiddete karşı alınan önlemlerin yetersizliği bir kez daha anlaşılmıştır ki, sağlık çalışanlarına şiddet devam etmektedir. İş yükümüzün artmış olması, ekonomik ve sosyal kayıplarımızla birlikte bazı kurumlardaki adaletsiz uygulamalar, kayırmacılık, çalışanları canından bezdirdiği yetmiyormuş gibi bir de şiddete maruz kalmamız kabul edilebilir değildir. Sağlık çalışanları can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üretmektedirler. Herkes evine sağ salim gidebileceğinden endişelidir. Hastanenin acil servisinde sağlık çalışanlarına yapılan bu şiddet uygulayanları şiddetle kınıyoruz. Şiddete maruz kalan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz Türk Sağlık Sendikası olarak önlemlerin faydalı olmadığını defalarca tekrar ettik, etmeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına uygulanan bu şiddetin boyutlarının ölümlere kadar gittiğine hep birlikte şahit olduk. İlimizde de bıçaklı yaralanmalar başta olmak üzere defalarca çeşitli darplara, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldık. Türk Sağlık Sendikası olarak defalarca uyarmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki uyarılarımız yetkililer tarafından dikkate alınmadığı gibi kınama ve taziye mesajlarıyla geçiştirildi. Daha önceki şiddetle alakalı yapmış olduğumuz basın açıklamalarımızda söylemlerimiz, siyasi partilerin grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında defalarca ısrarla yapmış olduğumuz teklifleri tekrar ediyoruz. Sağlık çalışanlarına, şiddet uygulayanlara, sağlık kurumlarında ortalığı birbirine katanlara bu işin sonunun tutuklu yargılanmak olduğunun idrakine varmaları sağlanmalıdır. 1. Türk Sağlık Sen olarak önerimiz, sağlık hizmeti veren birim ve yerler hiçbir ayrım gözetilmeden sıfır toleranslı alan olarak tanımlanmalıdır. Çünkü bu alanda işlenen suçlarda en sert yaptırımlar uygulanır ve hakimlerin takdir yetkisi yoktur. Hafifletici nedenler ve para cezasına çevrilme yoktur. Cezalar net bir biçimde verilir. 2. Bunun yanı sıra şiddetin bir tedavi biçimi olarak algısı yıkılmalı. Şiddet uygulayanların acil haller dışında kamu sağlık hizmetlerinde belli bir süre ve belli bir ücret karşılığı yararlandırılmaları getirilerek bu durum tersine çevrilmelidir. Şiddetin kendilerine bir fatura çıkaracağını bilmelidirler. Şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları sözde kalmamalı, gereği mutlaka yargı organları tarafından yapılmalıdır. Şiddete karşı bu tarz çözümlerin faydalı olacağına inanıyoruz. Şiddete karşı kınama ve temenni cümleleri yerine Sağlık Bakanlığı'na sunduğumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında belirtmiş olduğumuz çözüm önerilerimiz ivedilikle dikkate alınarak caydırıcı kararlar şeklinde çıkarılmalıdır. Bunun öncülüğünü Sağlık Bakanlığı sivil toplum kuruluşlarının düşünce ve tekliflerini alarak yapmalıdır. Vatandaşlarımızın 7/24 bu kutsal hizmeti kendilerine en iyi bir şekilde sunmaya gayreti, samimiyeti ve özverisi içinde olan biz sağlık çalışanlarına anlayışla bakmalarını ve bu tür olumsuzluklarda bizimle beraber olmalarını, kendilerinin de bundan mağdur oldukları bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz. Ayrıca mesai saati dışında
hastane önünde, özellikle acil önünde güvenlik kuvvetlerinin olmazsa olmazımız olmalıdır. Bu anlamda yetkililer, idareciler bu taleplerini en üst perdeden dile getirmeli ve gereğini yapmalılar. Hepinize teşekkür ediyorum.